Evet, kıymetli doktorum. Kıymetli kardeşlerim. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere, geçen haftaki videomuzda 1302 yılındaki Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemiyle yine Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi olan 1324 yılları arasındaki 22 yıllık süreci, bu sürece yaşanan olayları, siyasi gelişmeleri size anlatmıştık. Kıymetli doktorum, şimdi bu videomuzda ele alacağımız tarihler ise 1326 yılları ile velhasılı 1362 yıllarıdır. Bu videomuzda da o yılları ele alacağız. Tabi 1362 yılını ikiye böleceğiz. Yani bu videomuzda ele alacağımız konu Orhan Gazi dönemindeki siyasi olaylar. Bunları ele alacağız. Ve kültürel olaylar ve medeni olaylar, bunları ele alacağız. Tabii kronolojik tarih. O zaman değerli dostlarım, hazırsanız başlayabiliriz. Orhan Gazi'nin tahta geçiş yılı değerli dostlarım 1326'dır. Hatırlarsanız geçen videomuzda demiştik ki Orhan Gazi babasının hastalığından dolayı tahta vekaleten geçiyor ama babası hayatta demiştik. Ve babası 1362 yılında Osman Gazi ölüyor ve Orhan Gazi babası geçiyor. Akabinde 1326 yılında Bursa Osmanlılar tarafından fethediliyor. 5 yıl sonra mesela dostlarım İznik Osmanlılar tarafından fethediliyor. Ve ilk Osmanlı medresesi, yani ilk Osmanlı okulu diyebiliriz buna. Ders verilen okul, yani üniversite olabilir, lise olabilir. Okul diyelim biz buna kısaca. İlk Osmanlı eğitim kurumu olan okulu İznik'te Orhan Gazi tarafından kuruluyor. Yıl 1331. Akabinindeki mesela dostlarım 1334 yılında Kareç Beyliği ilhak ediliyor. Çünkü bakın şimdi buraya gelmişken bunu belirtmekte fayda var mesela dostlarım. Anadolu, şimdi Osmanlı Devleti ilk kurulduğu zaman Doğu tarafındaki devletlerle pek fazla uğraşmıyor. Düzeltiyorum. Evet, Doğu tarafındaki devletlerle pek fazla uğraşmıyordu. Çünkü Osmanlı Devleti, Batı Anadolu Selçuklu Devleti'nin ya da imparatorluğunun, ki biz buna devlet diyebiliriz. Çünkü imparatorluk olabilmek için en az iki kıta hükümet çeksin ki imparatorluk olabilirsin. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Batı sınırlarında kurulduğu için beylik Ertuğrul Gazi tarafından Alaaddin Kaykubat zamanında onun izniyle tabi ona bağlı olarak Usbey olarak Osman Gazi şöyle bir plan geliştiriyor ve tabi ki Ertuğrul Gazi ilk başlarda 1. Murad'a kadar, hatta Yıldırım Beyazıt'a diyebiliriz ona, çünkü Yıldırım direkt daha bir asabi ilerliyor. Asabi dediğim yani toprakları birleştirmeye çalışıyor. 1. Murat veya Yıldırım Beyazıt'a kadar Osmanlı Devleti jeopolitik konumu vesilesiyle Batı tarafında yoğunlaşıyor. Mesela gidiyor Rumeli'ye geçiyor falan filan. Çünkü Doğu tarafında Germiyan var, Kahraman var, Candar var, Eratna var, Kadı Burhanettin var. Burada Eratna'nın diğer adı Kadı Burhanettin'dir. Yani ondan sonra kurulduğu için. Ramazanoğlu var, Dulkadiroğlu var, Akkoyunlu var, Karakoyunlu var, bir sürü devlet var. Değerli dostlarım, çünkü şimdi bunları diyeceksiniz ki Osmanlı'nın sınırında olanlar var, olmayanlar var. Şimdi değerli dostlarım, burası Anadolu Türk yurdu. Beylikler zamanında da böyle kalıyor. Ve Osman Gazi batıya dönerek batıda bir toprak fethettik sıra Doğu tarafında Osmanoğlu'nun ya da Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin veya diğerlerinin, tabi bunlar hep babadır yani, mesela Osman Gazi baba, hatta Süleyman Şah baba, Ertuğrul Gazi evlat, Osman Gazi evlat, Orhan Gazi evlat, bu şekilde devam eder. Ta ki nereye kadar? Ta ki Sultan 1. Ahmet'e kadar. Evlat diye gider yani. Akabinde değerli dostlarım, Osman Gazi yeteri kadar ilerlediği için Batı tarafında imazı da artıyor ilerledik sıra. Ardından Orhan Gazi ilk şeyini gerçekleştiriyor ve Kareşi Beyliğine ilhak ediyor.
Tabii bu da kendi vasiyetiyle katılıyor bu Belik yani. Kareti Bey çok yaslı. Bir vasiyet bırakıyor. Diyor ki ben öldükten sonra diyor topraklarım falan ona bırakılsın diyor. Ve vasiyeti de yerine getiriliyor. Çünkü başka bir erkek evladı yok. Buna mütakip Karesi Beyliği de Osmanoğlu'na bırakılıyor. Ve böylelikle Osmanoğlu bir deniz gücüne sahip oluyor. O zaman devam edebiliriz Mehmet Oturum. Akabinde Mehmet Oturum 3 yıl sonra Kocaeli fethediliyor. Ki şu anda da politik konumu itibariyle çok kilit bir noktada benim nazarımda. Çünkü bir tarafı İstanbul, bir tarafı Sakarya. Kilit bir noktada yani. Akabinde bir yıl 1346 Orhan Gazi'nin Kante Kozanos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı. 1346. Şimdi değerli dostlarım şunu şöyle ele alacaksınız. O dönemde siyasi evlilikler yapılıyor. Yani şöyle düşünün. Padişah. Gerçi o zaman padişah yok. Bey. Bey. Kendini siyasi çıkarı için, devletinin geleceği için, devletinin planlaması için bazen zaman zaman başka devletlerin, mesela Germiyan'ın kızıyla evlenebiliyor, Kahraman'ın, Candar'ın falan filan ya da Bizans'ın. Bunlar siyasi evlilikler. Bunların amacı ittifak olup bir araya getirmek. Bu da siyasi bir evlilik dolayısıyla. Akabinde 1349 1352 Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlı oğulları tarafından üs olarak alınışı. Şimdi kıymetli dostlarım şunu değinmem lazım. Süleyman Paşa Osmanlı Devleti'ndeki en önemli insanlardan bir tanesidir. Hatta kuruluş dönemindeki beyler arasında ki bu Osman ve Orhan'dır ikisi. Beyler arasında çok dahi bir insan. Yani beylerin belki de en akıllısı, en zekisi. Çünkü diğer sorum şöyle düşünün. Bir tane zor durumda kalıyor. Bir tane savaşlara giriyor. Zor durumda kalıyor. İttifak yaptığı Osmanlı'ndan bir tane yardım istiyor. Bu yardımın karşılığında Süleyman Paşa, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa, Rumeli Fatih'i, Rumeli'ye geçiyor. Akabinde Bizans'ın savaştığı Bizans Müslümanlarını yeniyor. Bizans İmparatoru da bu Süleyman Paşa'ya ve Osmanlı Beyliği'ne gidip şey veriyor. Çimpe Kalesi'ni veriyor. Çimpe Kalesi'ni. Ve bu sayede Osmanlı ilk defa Rumeli'ye geçmiş oluyor. Tabii sonrasında pişman oluyor Bizans İmparatoru. Çünkü şöyle veriyor ama Süleyman Paşa orada durmuyor. Sınırlarını Rumeli'de de genişletmeye devam ediyor ve çok kısa bir sürede Rumeli'yi tamamen fethediyor. Bu arada medarda Çimpe Kalesi'nin yakınlarındadır Süleyman Paşa'nın. Sonra İmparator pisman oluyor. Kalenin fethedilen, işgal edilen yerlerin, onların nazarında bizim nazarımızda feth. İşgal edilen yerlerin iadesini istiyor. Ama tabii Orhan Gazi bunu çok akıllı bir manevrayla hastalığını bahane ederek geciktiriyor. Buna cevap vermiyor. Zaten sonra da oradan çıkmıyorlar. Ve imparator kendi eliyle Osmanoğullarını Rumeli'ye getirmiş oluyor. Rumeli'ye de geçiş böyle sağlanıyor. Akabinde değerli dostlarım 1352 Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri. Değerli dostlarım, bir devlet nasıl ayakta kalabilir? Savaşarak, topraklarını genişleterek, ekonomisini genişleterek, eğitimine önem vererek ve daha bunu sayabilirsiniz. Kültürüne sahip çıkarak falan filan. Bir devletin ayakta kalabilmesinin, güçlü olabilmesinin yegane gücü o devletin devletin azamın kısaca güçlü olmasıdır. Çünkü değerli dostlarım ekonomik olarak güçlü olan bir devlet ayakta kalabilir. Ekonominin güçlü olabilmesi için de ticaret yapmak lazım. Mal alıp mal satmak lazım. Bu da Osmanoğulları tarafından ticareti geliştirmek amacıyla Cenevizlere veriliyor. Böylelikle serbest ticaret imtiyazı sağlanmış oluyor. İlk serbest ticaret imtiyazı birdir bu. Osmanlı tarihine verilen ilktir yani. Akabinde tabi demiştik ya burada
3 olarak alınırsa demiştik ya üst tarafta 2 önce. Şimdi yıl 1353. Çimpe Kalesi artık Osmanlılara geçiyor. Geri verilmektesin. Yıl 1354. Gelibolu Osmanlılar tarafından fethediliyor. Ben demiştim ya, ben hatırlarsanız. Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa Ömerli Fatih Çimpe'yi olarak kullanıp İmparator Pismar oluyor. Çünkü Süleyman Paşa komple esigal et, komple Bizans topraklarını esigal ediyor. Yani fethediyor. Akabinde İmparator Orhan Gazi'ye mektup gönderiyor. Mesela hatırlarsanız daha önce olayı anlatmıştım. Anlattığımız olay burada gerçekleşiyor. Akabinde değerli dostlarım, 1354 yılı ile Gelibolu'nun fethinden sonra tabi bu, 1362 yılında önemli bir olay olmuyor. Durgunluk dönemi. Çünkü bakın mesela tabi ona da sonra değinelim birazdan. Ve 1362 yılında da Orhan Gazi, Gaziler Serdarı vefat ediyor. Evet değerli dostlarım. Bu sayede Orhan Gazi döneminde bitmiş oluyor. Şimdi yarıda sorum. Şimdi dakika izleyenler sonra düşünebilir mesela. 1326. Tahta geçiyor. Bursa'yı fethediyor. 5 yıl duruyor. Akabinde bir iki şey yapıyor. 3 yıl duruyor. 3 yıl duruyor. 9 yıl duruyor. 3 yıl duruyor. 1 yıl duruyor. 1 yıl duruyor. Ve 8 yıl duruyor. Niye böyle dura dura yani yavaş yavaş fetih hareketlerine girişiyor? Çünkü değerli dostlarım, bunun da tek bir sebebi var. O da sudur. Çünkü Osman Gazi ve Orhan Gazi ve 1. Murat yavaş gitmek zorunda. Çünkü yeni bir devlet kuruyorlar ve fethettikleri topraklara, kendi yönettikleri topraklara nüfus olarak kendilerinin bünyelerine sokmaları lazım. Biz bunu asimile diyoruz. Çünkü o dönemde batı tarafında ilerliyoruz. Asimile çalışmaları kapsamında Orhan Gazi ve 1. Murat ve Osman Gazi dura dura yavaş yavaş fetihlere girişiyor. Ki zaten onun mesela yıllarım yazı gelecek. Ona da bir sonraki videomuzda, 3. videomuzda ele alacağız. Ki ona ben 1. Murat'ı artı yıllarım beyazı da ele alacağım. 1402 Ankara tarafında bitireceğiz. Zaten yıllarım beyazı döneminde de siz de göreceksiniz ki Osmanoğulları yani gayet seri bir şekilde hem Anadolu'yu toplayacak, günümüzdeki Türkiye sınırları, hem Avrupa'da ilerleyecek ve bu sayede Osmanoğulları Yıldırım Beyazıt döneminde devlet olacak. Bakın abi, beylik diyoruz. Osmanoğulları'nın devlet olduktan sonra yıl 1389, Ankara tarafı 1402, duraklama devri yani duraklama pek sayılmaz da işte. Duraklama diyelim. Çünkü Ankara tarafında 11 yıl duraklama var. Akabinde bazı yıllar 50 yıllık kadar duraklıyor. Duraklama ardından 1453 ve İstanbul'un fethi. Tabii biz şimdi Osmanoğlu'nun imparatorluk yapmak için şöyle bir şey izledik. Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat Beylik. Bey. Akabinde değerli oturalım. Yıldırım Beyazıt, Mehmet Çelebi ve 2. Murat devlet, Fatih, Yavuz, Fatih'den itibaren de imparatorluk olarak biz Osmanlı Devleti'ni ele alacağız. Değerli dostlarım, bu videomuzu da Orhan Gazi dönemindeki gelişmeleri ele aldık, inceledik. Sözümüz sözdür. Bir sonraki videomuzda 1362 yılı ile 1398 yıl arasındaki siyasi gelişmeleri kronolojik sırayla inceleyeceğiz. Bu videomuzda Orhan Gazi'yi inceledik. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.